Biz de gösterdik. Bir domainde, bir bölgede sonlu çarpımsal bir grup döngüseldir. Bu elemanlar da bu da çarpımsal bir grup. En fazla P-1 tane kök olabilir. Demek ki döngüsel. Aynı zamanda P-1 tane kök var. Hansel'a göre. Peki. Bu 1 artı PZ P çarpı 1 bir kök. X üstü P-5 eşittir 1'in primitif kökü diyelim. Bütün kökler bu zetanın kuvvetleri. Z üstü 0'dan Z üstü P-1'e kadar. Bu da bundan farkı yok. Bundan farkı yok. Şuraya geldiğimiz zaman. Burada da 1 artı P Z P bölü P üstüne Z P var. Burada bunun içinde. Çarpı aynı şey. Aynı Z'yi al. Aynı Z'yi al. Yalnız modülo P üstüne Z P yap. Eğer Z üstü P eksi 1 ise o modülü aldığın zaman yine 1 olacak tabii ki. Bunlar? Bunlar öyle x'ler ki buradaki x üstü p eksi 1 eşittir 1. Bunlar ne? Bunlar da zp yıldızın p eksi 1. kuvvetleri. Bunun p eksi 1. kuvvetini alırsam tabii ki bu kaybolur ve sadece bu kalır. Bunun p eksi 1. kuvveti kalır. Ve 1 artı p z p de q bölünü olduğunu biliyorum. Q p'yi asalsana. En sarından diyor. Demek ki bu aynen ZP yıldızın P-1. Kuvveti. Aynı şey burada da oluyor tabii ki. Bunlar şu ZP bölü P-1'e ZP'nin yıldızın P-1. Kuvveti. Bunlar da aynen öyle ister ki x üstü p eksi 1 eşittir 1 eşittir 1. Bu da aynı şey oluyor. Bu da 1 artı pz p, 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 p 1 artı pz 1 artı 1 artı pz modülo p üstü ne eşittir alıyorsun. Şu yapacağız. Şu. Çarpı zeta. Evet. Şu. Peki. Şimdi bunu yapmak gerek yok. Şimdi bunlar nasıl izomorf? Ona bakacağız. Bu nasıl bir izomorf? Bu izomorfizm nasıl verilmiş? Bir artı PZB var burada. Bir artı PKZB var burada. 1 artı P üstü NZP var burada. Bunu buna bölüyorum. Ne gördük? Buradaki elemanın P'nci kuvveti bir aşağı gidiyor. P'nci kuvveti bir aşağı gidiyor. P'nci kuvveti bir aşağı gidiyor. Değil mi? Buradaki elemanların derecesi, şuradaki elemanların derecesi. Yani bunlar 1 artı PZP yıldız. Bunların derecesi tam tamına P üstü N eksi 1. Daha az olsa 1'e kadar gitmiyor. Modülü bu yapıyoruz. Yani 1 artı PZP şu grup. 1 artı bu da nereden? Şimdi burada 1 artı PZP var bunun içinde. 1 artı PZP var bunun içinde. Şu grubun şeysi. Görüyorsunuz sizin bunlar gerek yok. 1 artı PZP var. Bu nereye gidiyor 1 artı PZP? Tabii ki yani ne yapıyorsun? Sınıfını alıyorsun değil mi? P üstü neden sonrasını yok sayıyorsun. Peki bunun çekirdeği ne? Ve aynı zamanda bu nereye gidiyor? Bu tabii bu örten değil. Bu nereye gidiyor? Bu 1 artı PZP bölü P üstü NZP değil mi? Buraya gidiyor. 1 artı PZP bir şeylere gidiyor. Örten. Bunun üstüne örten gidiyor.
Çekirdeği ne? Çekirdeği? Yani hangi elemanlar bire gidecek? Bir artı P üstü N zetler bire gidecek değil mi? Bir artı P üstü N zp. Bunlar ne? Bunda P üstü ne alıyorsun? Bunlar bire gidecek, doğru değil mi? Demek bunun çekirdeği bu. Örten de demek ki bu grup bölü buna eşit. 1 artı PZP bölü 1 artı P üstü NZP buna izomor. Bu da neye tekrar? Bu evet. 1 artı PZP bölü P üstü NZP izomor. Bu da neye izomor? Buradaki elemanların, bunlar neydi? Bunların P-1'ci kuvvetleri değil miydi? Demek ki bunlar da burada ne tekabül edecekler? Bunların P-1'ci kuvvetleri tekabül edecekler. O da 1 artı PZ bölü 1 artı P üstü NZ. Değil mi? Ha. Bu grupla bu grup kanonik olarak izlemek birbirlerine. Resmen bunu burada P üstü N'de kesiyorsun. Ha bunu burada görmüşsün. Ha bunu P'lik sayı olarak görmüşsün. Ha bunu tam sayı olarak görmüşsün. S bölü doğru mu? Efendim? 1 artı PZ bölü 1 artı P üstü NZ yazdık ya. Evet. E tabii ki. Öyle. Tabii. Yani ne olacak buna? 1 ile başlayacak. Sonra P'nin bir katı. Burada da 1 ile başlayacak. P'nin bir katı değil mi? Bu da z bölü p üstü nz ile hiç fark yok. Bir burası. Burası bunun yıldızına bakıyoruz. Burada bir artı p defa bu var. Sonra kareleri var. Falan böyle gidiyor. Ve burada da bunun bir tümleyeni var. Birle birlikte. Aynı şey. Değil mi? Peki. Şimdi bu da Z bölü P üstü N eksi 1 Z'ye izomor. İşte o da karışıyor. Çünkü bu izomorfizma hiç kanonik değil. Bir artı P ne kadar kanonikse o kadar kanonik. Çünkü bu eleman, bu grup 1 artı P tarafından ediliyor. Buradan hangi eleman alırsan al buradan. Ki 1 artı P bundan bir tanesi. Bunun karesi sadece bir kat aşağı iniyor. Devam ediyor böyle. Her P'nci kuvveti alışında bir kat aşağı iniyor. Dolayısıyla bu elemanın derecesi en fazla P üstüne eksi 1 olabilir. Demek ki tam P üstüne eksi 1 derecesi. Demek ki o eleman tarafından ediliyor. Hangi eleman alırsan al buradaki. Buradan hangi eleman alırsan al. Ki o da 1 artı P Z bölü P, N, Z, yıldız. Yani bir artı P kare değil. Bir artı P ile başlıyor gerçekten. Bir artı P kare sıfır olmayan bir eleman var. Onunla başlıyor. Hangi eleman olsa onlar da belirtiliyor. Şimdi bakalım. Yani bu ne izomorf bu? Bu ne izomorf bu? Fadakt. Bunların andomorf ile ne izomorf? Bu buna izomorf olduğuna göre. Bu buna izomorf olduğuna göre. Bu izomorfizma ne? Yazalım onu. Buradaki her elemanı, bir alfa elemanı al. Bunu 1 artı P'nin bir kuvveti olarak alıyoruz. Öyle çünkü. Hangi kuvveti olduğunu Allah bilir. Ama var öyle bir kuvvet. Bunu da K'ya götürüyoruz. İzomorfizma da bu. 1 artı P üstü K'yı K'ya götürüyor değil mi? Yazmışım ya. 1 alfa, alfa kare, alfa üstü eksi 1'den z bölü nz izomorf. Değil mi? Alfanın kuvvetini logaritmasını alıyorsun. 1 artı p tabanı logaritmasını bir anlamda. Daha şimdi söyleyeyim ben. Gayet iyi. Bunun her andomorfisi, bunun bir andomorfisini veriyor. Bunun her andomorfisi, bunun bir andomorfisini veriyor. Bunun andomorfi de ne olduğunu biliyorum. Bunun andomorfi ne değil? Z bölü p üstü eksi 1 z ile çarpmak. Bir nereye gidiyorsa
her şey bizim gittiği yerin katına gidiyor. Demek ki bunlar da kuvvetler demek. Değil mi? Yani bu da yani burada bunun andomorfileri bunun andomorfine verecek. Bunun bir andomorfisini al, onun bir andomorfisi sayıları A'la çarp edelim ki. Buraya geldiği zaman o sayıyı A'ncı kuvvetini alacak. Değil mi? Peki. Bu product ne oldu? Bu product andomorfi. Neydi o? 1 artı PZ. Bölü 1 artı P üstü NZ. Bu da izomorf. Product. Andomorfi. Z bölü P üstü NZ'lerin andomorfi. Tamam. Şimdi ne kadar öğreten olduğunu bulacaktık. Ne yapacağız? Bunlar da ne oldu biliyorum. Bunlar da nedir? Bunlar da çarpım z bölü p üstü n eksi bir z. Niye o da n eksi bir çıktı? O da n eksi bir çıktı. Ne yapalım? Peki. Tamam. İsterseniz şunların hepsini n artı bir yapalım bunları. Bunları n artı bir yapalım. Ki bunlar ne olsun? Bir şey fark etmez değil mi? Peki. Şimdi buradan bir eleman alacağım. Bu elemana K'nelerin sınıfı diyor. Bunların hepsi modulo P'sinde. K'n dediğimiz elemanlar var. Bunlar ne zaman buradan bir fi buraya gider? Hangi karneler bir fiden gelirler? Bunun için geri salmaya çalışacağım. Ne? Buradaki karne almak ne demekti? Buraya geldiği zaman. Burada elemanları burada elemanları KN ile çarpmak demek değil mi? Her birinde KN ile çarpıyorsun. Değil mi? Andomorfizma Z üstü NZ, Z üstü NZ izomorf. Nasıl elemanları o çarpıyorsun. Buradaki yani bu KN elemanı burada X'i X KN'ye götüren andomorf olarak belirliyor. Burada. Bunun andomorfileri nedir? Yani Z bölü NZ'nin andomorfileri Z bölü NZ'yi izomorf. Nasıl yapıyorsun? Bu da bir tane alfa, fi demeyelim artık alfa buradan. Bu alfayı alfa 1'e getiriyorsun. Alfa 1 neyse, alfa 1 5 ise o zaman her elemanı 5 ile çarpıyor demektir. Alfa çünkü alfa k eşittir. Alfa 1 artı 1 artı 1 artı değil mi k tane? Bu da alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1 tane. X, K'ya götürür derken X katına mı götürür? Bu K ise eğer, bu K ise eğer bu. Bu A ise eğer bu. Bu A olacak. K tane eşittir A, K. Demek ki alfa bir sayıyla çarpma olarak vermiş. Hangi sayıyla çarpma olarak? Alfa 1 olarak. Burada buradaki K, bu izomorfizma nedir? Bunlar Z bölü P, NZ'li andomorfileriyle Z bölü P, NZ arasında bir öğreten bir homomorfi var. Ne yapıyor? Buradan bir karneye, bu karneye neye tekabül ediyor? Hangi andomorfiye tekabül ediyor? X'i X kere karneye götüren andomorfiye tekabül ediyor. Ve buradaki bu X'i X kere karneye götüren andomorfiye tekabül ediyor. Buraya gelelim. Buraya geldiğimiz zaman ne yapıyor bu? Bu X'i X kere karneye götürüyorsa bu ne yapıyor? bu hangi an? Bu da 1 artı PK'yı PX diyelim. 1 artı P üstü X'i 1 artı P üstü X karneye getiriyor. Değil mi?
Yani burada buna tekabül eden andomorfi x'i 1 artı p üstü bir eleman alalım buradan. O bir x alalım buradan. x şey de olsun. 1 artı pzp modülo 1 artı p üstü n artı 1 zp de olsun. Bu x eşittir modülo bu eşittir 1 artı p üstü bir şey. L diyelim ona. Ondan sonra şimdi bu nereye gidecek bu? Bu nereye gidecek bu? K'n değil mi? Bunun gideceği yer 1 artı p üstü l k'n. Yani x üstü k'n. Demek ki bu k'n'ye tekabül eden buradaki andomorfi x'i x üstü k'n'ye götürecek. Bu. Soru şimdi bu andomorfiler buradan hangileri oradan geliyor? K'n'ye göre değişir. Hangi k'n'ler için bir fi var buraya götüren? Tamam. Ne demektir bu? Bu ne demektir? Olması demektir. Fi x her x için fi x eşittir x üstü k'n modülo z modülo 1 artı p üstü n artı 1 z, doğru mu? Evet. Tabii başka bir tane alırsan eğer, m alırsan eğer, aynı şekilde fi x eşittir x k üstü m olacak mod 1 artı p üstü m artı 1 z. Ama şimdi ikisinden bir tanesi n ya da m daha büyük. Diyelim n daha büyük. N daha büyük. Bu ne demektir bu? Fi x kere x üstü eksi kn burada demektir. Buradaysa ama aynı zamanda burada olacak. Çünkü m daha küçükse eğer bu bunun içinde. Değil mi? Bu bunun içinde. Eğer bu modülo bu kere bunun tersi bunun içindeyse, bu kere bunun tersi aynı zamanda bunun içinde. Demek ki bundan da şu çıkar. Fi x eşittir x üstü kn mod aynı şekilde. Mod 1 artı p üstü m artı 1 z anlamına geliyor. Bundan da ne çıkar? X üstü kn denkleri x üstü km mod 1 artı p üstü m artı 1 z anlamına gelir. Her n ve m için. M'de minimumu. M'de minimumu. Bu ne demektir? X üstü kn eksi km denkleri 1. Yani bu 1 artı p üstü m artı 1 z de demektir. Her ikisi için ama. Bir tanesi yapsan yeterli çünkü 1 artı p tarafından yönetiliyor. 1 artı p yoğun mu orada? Yani modülo bunu aldığın için sanki tam sayıdan bahsediyormuşsun gibi olabilir. Yeter yani. 1 artı p ya da 1 artı p üstü kn eksi kn. Yani ne demek bu? Yani buradan 1 artı pzp'den hangi elemanı alırsan al onu bu elemanın hangi elemanı alırsan al x üstü kn eksi km 1 artı p üstü m artı 1 z'dir. Hangi elemanı alırsan al. Bunun içine düşüyor. Evet. 1 artı p'de öyle bir eleman değil mi? Hatta her x'de modülo bu 1 artı p'nin bir kuvveti değil mi? Demek ki 1 artı p için yapsam yeterli. Bu da demektir? 1 artı p her seferinde her p'nci kuvvette bir aşağı düşüyor. Ama p'nci kuvvetten başka bir kuvvet alırsan eğer aşağı düşmüyor, aynı katta kalıyor. Veya asal bir kuvvet alırsan eğer. Değil mi? Bunu gösterdik.
bu 1 artı PZP, bu 1 artı P kare ZP. Hangi katta olsa fark etmez. 1 artı PI ZP, 1 artı PI artı 1 ZP. Buradaki elemanların P'nci kuvveti bunun altında. Ve bu da 2 bölünü olduğu için, Q bölünü olduğu için QP yazarsa aşağı inemez tabii ki. Aynı kalacak. Bu ne demektir? P üstü M, KN eksi KM'yi biliyor demektir. Ne büyük, ne büyük? Ne büyük? Ne büyük? Ne demektir bu? KN ve KM sanki tam sayılamış gibi şey yap, davranıyorum ama KN modülo P üstü N bir sayı ya da N artı bir sayı. Bu da modülo M artı bir sayı. Ne demektir bu? Bu demektir ki KN, KM'yi devam ettiriyor demektir. KN ile KM'nin ilk M eksi bir terimleri aynı demektir. Yani KM eğer A0 artı A1P artı AM eksi 1 P eksi 1 biçimindeyse bu KN A0 artı A1P artı AM eksi 1 PM eksi 1 devam ediyorsun. Tamam, devam ediyorsun. Ve bu ancak ve ancak. Bunlar demek ki bu fi ne tarafından veriliyor? Bu fi aslında bir periyodik sayı tarafından veriliyor. Ya bu fi'yi toplam AI, PI olarak alabilirsin. Ve bu bir anlamda kuvvetini almak. Kuvvet oluyorsun. Ha? Bu da hep kuvvetini aldı. Bak gördün mü? X üstü KN değil mi? Burada buradaki sayının bu kuvvetini alıyoruz. Böyle bir şey var mı? Biraz önce yaptık. Çok güzel çıktı. Buradan bir eleme alayım. 1 artı px alayım. 1 artı px'i şimdi periyodik kuvveti de alacağım. Periyodik kuvveti alacağım. A0 artı A1p artı A2p kare sonsuza kadar gidecek bu. Bunun anlamlı olduğunu göstereceğim şimdi. Bunu şöyle tanımlamak istiyorum. Eğer mümkünse. 1 artı px üstü A0 1 artı px üstü a1p 1 artı px üstü a2p kare böyle tanımlamak istiyorum bunu. Birden hatta sıfır da olabilir. Sıfırdan px'e kadar bir sayı. Dolayısıyla bu aynı katta olacak. Bu 1 artı p defa x1 diyelim buna. Bu böyle bir şey olacak. Bu bir sonraki katta olacak. Eğer A1 sıfır değilse bir sonraki katta olacak. A1 sıfırsa daha da aşağı olacak. Bu 1 artı p eksi 2 olacak. P kare eksi 2 olacak. Sonra 1 artı p küp x küp olacak. Şimdi burada sonsuz bir çarpım var. Ve bu sonsuz çarpımın anlamı var mı? Ne demektir bu? Demek sonsuz çarpımın ne anlamı olur? Eğer sonsuz çarpımların limiti varsa. Bu, sonra bu kere bu, sonra bu kere bu, bu kere bu. Çarpımlar eğer birbirlerini devam ettiriyorlarsa. Çarptığı zaman bunları, ne olacak bu? Bir defa başka katsayı bir olacak. Hepsinde. Bunda da, bunda da, bunda da. Sonra bir artı px'li olacak. Sonra pkare x2 olacak. Sonra p küp x2 olacak. Yani böyle gidecek. Ve bunun da bir anlamı var tabii ki. X1, X2, X3 ne olursa olsun, periyodik sayılar bile olsa. X1 oradaki X1 olması lazım değil mi? Yani X1. Önemli değil. Yani X1, bu X herhangi bir periyodik sayı olduğu için, bu X1 de herhangi bir periyodik sayı. X1 de periyodik sayı. Fakat şu aşağı yazdığımız şeydeki X1, yukarıdaki X1. Tabii bu X1 tabii ki. Çarptığı zaman biliyorsun. Çarptığı zaman diğer... Yani PKV sadece, PKV burada, sadece burada verilecek, başka yer verilmeyecek. Ama P küp çıkıyor. P küp değişiyor ama pardon. P küp, evet. P küp değişiyor. P küp için ne olacak P küp için? Y3. Bir X3 var. Bir de X1, X2 var değil mi? Hı hı. Önemli değil. Evet. P X1
PKV x kare doğru ama P3 için değil mi? Çünkü 3 artı 0 ya da 2 artı 1. Değil mi? Hadi. Tamam. Bunun bölüm sayının olduğu belli. Demek ki bunların andomorfileri kuvvetler tarafından verilmiş. Z1'ci kuvvetini alabiliyorsun. Elemanların Z1'ci kuvvetini alabiliyorsun. İlginç değil mi? Bir elemanın eksi birci kuvvetini almak neye tekabül ediyor? İşte eksi bir kere değil mi? P eksi bir artı P eksi bir kere P artı P eksi bir kere P kare. Yani bir çapla tekabül ediyor. Galiba değil mi? Evet. İyi, bunun da alttan çıktık. Alttan kalktık. Hayırlısıyla. X üstü bir P eksi bir artı P eksi 1 kere P artı devam ediyoruz. P eksi 1 kere P kare devam et böyle. Bu eşittir. X üstü eksi 1. Yani 1 bölü eksi yani. Ha? 1 bölü eksi yani. 1 bölü eksi. Yani bu ne? Demek ki andomorfizma 1 artı P ZB bu izomorftur. ZB izomorf. Karekökünü almak var. Karekökünü almak var. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani x karekökünü almak. Karekökünü almak var. Çünkü ikiye bölünür. Hayır, karekökünü almak yok. Yok, 1 bölü 2'ye yazamaz. Hayır, karekökünü almak yok. Karekökünü almak yok. Neyse P. Ha? Neyse. İki tane karekökü var çünkü. Bir dakika, ne diyorsun şimdi sen? İlginç bu. Ne oldu ya? X üstü 1 bölü 2'yi tanıdık değil mi? Çünkü 1 bölü 2 diye bir sayı var. Bir dakika. 1 bölü 2 diye bir sayı var. 1 bölü 2, X üstü 1 bölü 2. Efendim? 2x'e yani değil mi? Ben P2'yi ise ne diyorsun? Ne yaptık yani biz o karekök fonksiyonu tanıdık. Yani tek o limitin nasıl olacağı konusunda fikrimiz yok şimdilik yani. Eğer o ben anladığım kadarıyla. Nasıl yani? Bir dakika. Tabii. Tabii onu kapalı. Çünkü 1 artı PZP'de x kare eşittir 1'in tek bir kökü var. X kare eşittir 1'in diğer kökü dışarıda. Ha, aynen. Ha, diğer kökü nerede? Dışarıda. Eksi 1 artı. Evet. X kare eşittir 1'in iki tane kökü var. Bir tanesi 1 artı PZP'de, diğeri P eksi 1 artı PZP'de. Dolayısıyla ben de ayrıca yani 1 artı PZP'nin torşu püre olduğunu biliyoruz. Değil mi? Hı. Demek ki bir kaykıkları var orada. Yani 1 artı ZP'de kaykıklardan kaykık beğenebiliyorsun. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel.